Bugün ne çeksek. Evet, telefon çalıyor. Bravo. Gerçekten bravo. Ah. Görüyor musun? Almanya'dan dayıoğlu arıyor abi. Açalım bakalım. Stuttgart. Efendim abi? Almanya'dan dayıoğlu aradı. Stuttgart maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat, evini sat. Ne kadar malın varsa yatır Stuttgart'ta dedi. Ne diyorsun abi ya? 1'e 3 veriyor. 100 lira yatırdım, 300 lira alacağım. Gökhan, kardeşim benim. Güzel arkadaşım, senin ben amına koyayım. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serpik'le yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda Serpik'le yepyeni bir taktik videosunda daha birlikteyiz arkadaşlar. Evet, son taktik videosu İrlanda taktiğiyle arkadaşlar. Coin serimizi 5'e katladık arkadaşlar. 5. 400-500 aldığımız topçuları 2.5K'dan tak gömdük ve bayağı bir katlama oldu. Tabii ki de ben Facebook grubuna dedim, hani kesin kar etmek isteyenler önce satsın dedim. Onlar 3x yaptı. Risk alıp bekleyenler 5-6x yaptı. Ama çok güzel coin serimizi katladık. Şimdi ben size söz verdiğim gibi İrlandalılar videosuna ne demiştim sizlere? Eğer bu video 1000 beğeni gelirse ikincisini çekeceğim. O videodan sonra Suarez alacağız demiştim. Ve şimdi Suarez alma zamanı geldi. Bu videoda 2 tane taktik vereceğim ve 94'lük Suarez'i herkes alacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öncelikle tekrar tabii coin kasma taktikleri sizleri sıkmamak için arkadaşlar şöyle bir şey getiriyorum. Eğer gerçekten bu seri hoşunuza gidiyorsa, size yararını görüyorsanız ve bunun devamının gelmesini istiyorsanız 1000 beğeni atın abi. Çünkü her 1000 beğeniden sonra atacağım. Çok fazla coin kasma taktiği atıp sıkmayacağım sizi de. Yani 1000 beğeni geçer geçmez yenisi gelecek. 1000 beğeni geçer geçmez yenisi gelecek. Öyle yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün Serpik'te 2 tane taktik var ve şimdi bu giriş harbiden güzel yani. Sırf bu girişe bile 1000 beğeni gelir. 20.000 abone olmaya ilerliyoruz. 18.000 abone olduk. Çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. 20.000 abone olduğunda bana destek olmak için tek yapmanız gereken şey videoları beğenmek, yorum atmak ve abone olmak. Biliyorum beni abone olmayıp izleyen de çok fazla kişi var. O yüzden sana da söylüyorum dostum. Abone olursan çok sevinirim. Şimdi taktiklere geçelim beyler. Evet arkadaşlar, size fark etmişsinizdir ki bugün gerçekten çok enerji ve bu enerjimi umarım sizlere yansıtabilirim. Öncelikle arkadaşlar bu videoda 2 tane taktik vereceğim. Beni çok iyi dinleyen herkes coinlerini katlayacaktır ve ben bu taktiklere tamamen kefilim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biliyorsunuz ki bu sene bir sürü taktik verdik. Draft'ta hep kazanma, 4'te 4 yapma falan. O taktiklerle tabii ki herkes coinlerini katladı. Ama bilgisayar olmayanlar veya onunla uğraşmak istemeyenlerse bu trading taktikleriyle coinlerini katlamaya devam edecek. İrlanda taktiğinden sonra katladığımız coinleri şimdi bu 2 tane yatırıma çevireceğiz ve bir hafta sonra Suarez'i alacağız. Öncelikle hepiniz biliyorsunuz ki arkadaşlar EA Sports It Is In The Game her ay arkadaşlar o ay için Premier Lig'de ayın oyuncusunu seçiyor. Her ne kadar bu oyun deseler ki sizlere hani bu oylama tamamen siz seçiyorsunuz, öyle değil arkadaşlar. Sadece sizlerin benim verdiğim oylar %10'luk kısmı etkiliyor. Kalan %90 ise EA Sports It Is In The Game tarafından seçilen bir yüzdelik dilim. Biliyorsunuz ki geçen ay arkadaşlar Romelu Lukaku vs Kane'di. Hani ikisi gerçekten çok güçlü adaylardı. Herkes Lukaku'yu bekliyordu ama Kane çıkmıştı. Sonuçta Kane de olabilitesi olan birisiydi. Çünkü yani Kane de hakikaten hani EA'in sevdiği adamlardan, ki onu da geçtim, hani iyi oynayan bir futbolcu. Ama bu ay arkadaşlar sadece 2 aday var. Yani 6 aday var tabii ki ama her zaman favori olan 2 aday var. Bir tanesi Joshua King arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bu abimiz var. 4 gol 1 asisti var arkadaşlar. Diğer dayımız ise Romelu Lukaku. 4 gol 2 asisti var arkadaşlar. Yani geçen ay gerçekten alamamıştı. Ben bu ay alacağını düşünüyorum Romelu Lukaku'nun, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz buna nasıl yatırım yaparız? Nasıl risksiz coins katlarız? Hemen sizlerden bunlara bahsedelim. Geçen ay arkadaşlar Kane Squad Building Challenge çıktı. Herkes bekliyordu işte 91 rating bir karta, yani 85 rating Premier League sınırlaması falan bekliyordu herkes. Gelmedi. Yani çok değişik bir SBC geldi ve mesela ben Slimani falan almıştım. Onları birazcık tabii ki yatırmış oldu. 1100'e falan aldıydım. Neyse Allah'tan ucuza almıştım da sattım. Bu taktik arkadaşlar tamamen risksiz. Bak, bugünkü taktik tamamen risksiz. Almanya'dan dayıoğlu aradı. Taktiği verdi arkadaşlar. Taktik şu. Hepiniz biliyorsunuz ki iki türlü trading şekli var. Yani bu her şeyde gerçi böyle de. Bir tanesi insanların beklentisi ve heyecandan yararlanılarak para kazanma, yani coin kazanma. İkincisi ise tamamen düşündüğün şekilde yatırımını yapıp tamamen her şeyin senin düşündüğün şekilde olmasını bekleme. Şimdi tamamen her şeyin senin düşündüğün gibi olmasını bekleme, EA Sports It Is In The Game'in algoritmasına karşı bir şey arkadaşlar. O yüzden her zaman affedersiniz çakallığı kovalamak zorundasın bu oyunda. Biliyorsunuz ki Vertonghen diye oynayan, Tottenham'da oynayan bir abimiz var. Bu abimiz arkadaşlar Hazard'la geçen ay ve bu ay çok fazla şekilde insanların gözetimi altında. Şimdi ben bu karttan nasıl kar ederim? Şu anda Vertonghen'i görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2900 coins alabiliyorsunuz. Evet, yanlış duymanız, 2900 coins. Ve arkadaşlar siz bu Vertonghen'leri eğer bugünden almaya başlarsanız bu adamları, bakın altını çize çize söylüyorum, lütfen beni çok iyi dinleyin. Bu adamı maksimum, bak pazar günü ve pazartesi günden bahsediyorum. Bu adamın maksimum 3100-3200 coins'e kadar alın. 3200'den fazlasını sakın almayın bakın. Ve ben bu videoları çeker çekmez tabii ki de bugün de yaşanacaktır. Bu markete girer girmez Vertonghen'lerin fiyatını en az 300 coins artmış olarak görüyorum. Bunu yapmayın arkadaşlar. Şimdi sen diyorsun ki Oğuz sen 3000 dedim, ben 3100'e alsam ne olacak değil mi? Şimdi sen 3100 alınca markete adam giriyor, Vertonghen'e bakıyor, 3100 görüyor, 3200 basıyor. 3200'ü gören 3300 basıyor. Böyle market artıyor. Lütfen marketi arttırmayın. Bakın tüm kardeşlerimiz bundan yararlansın. İlla da ben bu yükler yükleme sahnesini almanıza gerek yok arkadaşlar. Birazcık beklerseniz zaten bu kartlar geceleyin daha da ucuzlayacaktır. Yani geceleyin belki 2700'e bile alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bunlardan ben nasıl %100 kar edeceğim? Heh, işte bu noktada ben geliyorum. Bu nokta çok önemli. Biliyorsunuz ki şimdi tabii ki de biz bu ilk davrandık, çekiyoruz. Ama tabii daha dünyada daha büyük YouTuber'lar var. Yani 500k aboneli, 600k aboneli, 1 milyonlar var tabii bunlar. Ve bunlar daha bu konuyla ilgili video çekmedi. Yani siz bunları 2900-3000'den aldığınız zaman bu kartlar, bakın geçen ay da böyle olmuştu hatırlayın. SBC'nin çıkmasına tam olarak 3 gün kala 6k coin'i gördü arkadaşlar. Vertonghen'ler 6k coin'i gördü. 6000 coins'e gidiyordu arkadaşlar Vertonghen'ler. Hepiniz hatırlarsınız ve hatta 6000'e gidiyordu çarşamba günü falan. Perşembe günü falan 4k'ya düştü ve böyle düşüşe geçti. Şimdi biz nasıl coin'leri katlayacağız? Birinci taktik, Vertonghen'leri maksimum 3100 coins'e kadar aldık. İkinci taktik, salı, çarşamba ve perşembe günleri markete giriyorsunuz. Vertonghen'leriniz arkadaşlar 5200 coins'i geçer geçmez, hatta 5000 coin'i geçer geçmez direkt adamları satıyorsunuz. Siz bu adamları 5K'ya sattığınız zaman arkadaşlar coin'lerimizi 2'ye katlamış oluyoruz, tamam mı? 2'ye. 2x yaptık. 2x cepte. Ya zaten bu dediğim gibi çarşamba günü falan minimum 5.5-5.6K'ya çıkacak. Bunları o zaman sattık ve elimize şu an 2x coin geldi. Çok güzel. Bu adamları biz sattık. Şu anda perşembe ve cuma günü var. Yatırım yapmak için 2 günümüz var. Biliyorsunuz ki FUT yeni yılı geliyor. Bu cuma günü. EA'in son vurgunu. Team of the Season'da EA hiçbir zaman arkadaşlar çok fazla satış yapmaz. Çok fazla insanlardan para kopartamaz. Ama bu FUT yeni yılı EA'in bu seneki son vurgunu arkadaşlar. Son para vurgunu bu etkinlik olacaktır. Biliyorsunuz ki Christmas döneminde bir sürü squad building challenge çıkmış. İşte Juan Fran, Vidal, Modric, Fekir, Ömer Toprak, ne bileyim Fernandinho, Emrecan, bir sürü kadro kurma görevi kartlar çıkmıştı ve bu kadro kurma görevlerine minimum rating 84'lü. Bu şekilde arkadaşlar markete girdiğiniz zaman, mesela giriyordum markete, yazıyordum buraya Pastore 10K'ya gidiyordu, işte Nicolas Gay'den 10K'ya gidiyordu, ne bileyim Garaylar 5.5-6K'ya gidiyordu. EA bu zaman marketi tamamen arkadaşlar fişekleme işi sıfırlamıştı. Şimdi ben bugün size bir taktik vereceğim arkadaşlar ve bunun da kesinlikle arkasındayım arkadaşlar. Cuma günü bir hafta sürecek bir etkinlik çıkacak ve bu etkinlikte herkesin beklediği şey Team of the Week garantili kadro kurma görevi, oyuncu kadro kurma görevleri, yani bu Christmas'taki gibi oyuncu kadro kurma görevleri bu. Bununla beklenen şeyler bu ve biliyorsunuz ki arkadaşlar, hatta şu anda ekranda vereyim bir saniye. Evet arkadaşlar, şu anda sizlerle birlikte ekranda görüyoruz. Bu son güncellemeden sonra arkadaşlar 84 rating kadro nasıl yapılır, bunun yöntemi en ucuz şekilde yapmak için arkadaşlar bir tane, bakın en ucuzunu söylüyorum size, 2 tane 85, 3 tane 84 ve 6 tane 86'lık almanız gerekiyor. Veya arkadaşlar bir tane 85, 2 tane 84, 6 tane 83, bir tane 82 almanız gerekiyor. Yani kısaca siz buradan zaten görebilirsiniz arkadaşlar ama adam orada yapmış, bak en karlısı. Bir tane 87, bir tane 3 tane 84, 6 tane 83, bir tane 82. Yani hani bu şey arkadaşlar, kadronuzda hangi rating adamlar olursa 84'ü bulabilirsiniz. Bu onun tablosu şu anda. Görmüş olduğunuz gibi 83 ve 84 ratinglerde mükemmel bir artış var. Şimdi bu TBC'ler kesinlikle arkadaşlar 84 rating sınırlı çıkıyor. Yani Team of the Week garantilerde falan azını görmedik şu anda. Yatırımımızı iki şekilde yapacağız. Şimdi Vertonghen'leri sattık değil mi? 2'ye katladık coinleri. Şimdi 2'ye katladıktan sonra geliyorsunuz arkadaşlar markete. Ezequiel Garay yazıyorsunuz. Bakın Ezequiel Garay şu anda arkadaşlar 2200 coins'ten alınabilmekte. Görmüş olduğunuz gibi şu anda en üze giden 84 rating kart Ezequiel Garay. 2200 coins'ten arkadaşlar Garay alıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bana Oğuz tabii ki de perşembe günü Garay'ların fiyatı artmayacak mı? Garay'ların fiyatı artacak. O yüzden sizlere şunu öneriyorum. Transfer listesi 100 ya. Transfer listesi 100 ya. Diyelim 70 tane Vertonghen aldıysan 30 tane de Garay al. Veya 80 tane Vertonghen aldıysan 20 tane Garay al. Yani her zaman şu anda alacaksanız 84 etin Garay'ları da alın arkadaşlar. 10 tane falan da Garay alın. 2200 coins'ten 2100 coins'ten 10 tane de Garay alın. Yani kısacası Vertonghen'den sonra Vertonghen'i 2'ye katladıktan sonra 84 rating ve 83 rating yatırımına geçeceğiz. 84 rating olarak size önereceğim adam Garay. 83 rating ise arkadaşlar hemen şöyle göstereyim sizlere de. William Carvalho biliyorsunuz ki 84'lük kartı var ama 83'lük kartı çok ucuza gidiyor. Onda nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? Şöyle hemen buraya gelip max price'ı 1000 coin yapıyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle 1100 ve 1200 yapalım da sizler daha rahat görün. Bakın 1200 yaptığınız zaman arkadaşlar 83 rating topçuları 1200'den toplayabiliyorsunuz. Ve bu 83 ratinglerde minimum arkadaşlar 2.2K, 2.3K belki 2.5K'ya çıkacaktır. Ama benim her zamanki bak bu sene beni hiç üzmeyen yatırım Ezequiel Garay'dır arkadaşlar. Çünkü 2200'e aldığınız adam zaten 84 rating ve adam ne kadar ucuza gidebilir yani. Gideceği en ölü fiyat 2K. Yani o da zaten 2K'ya kadar beklemeyip satıyorsunuz. O yüzden Vertonghen'lerle paramızı 2'ye katladıktan sonra o parayla gidip Garay alıyorsunuz. Garay'ları ne zaman satacaksınız? En önemli nokta. Cuma akşamı saat 21.00. Bütün etkinliklerin çıktığı saat 21.00'dır arkadaşlar. Cuma akşam saat 21.00'da hemen FIFA'ya giriyorsun, tamam mı? FIFA'ya girdikten sonra single player yani tek oyunculu moda geliyorsun. Kadro kurma görevlerine geliyorsun. Burada live var arkadaşlar. Burada live kısmından hangi SBC'ler çıkmış ne istiyor görüyorsunuz ve buna göre oyuncularını satıyorsunuz. Ama zaten buna gerek kalmayacak çünkü beni takip edenler biliyor. Facebook grubunda olanlar biliyor. Ben işte bu önemli karşılaşmalar olur. Çıkacak SBC'ler olur. Ben bunları zaten 10-15 dakika önce yayınlanan sızdırılmış bilgileri Facebook grubunda paylaşıyorum arkadaşlar. 10-15 dakika önce. Sizler de gidip oradan zaten yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Ama zaten hani şöyle bir risk de var. Çünkü bu FUTDNL çıktığı zaman bir sürü promo paketi çıkacak ve bu promo paketleri arkadaşlar marketin dengesini bozuyor, çok bozuyor. Sizler de bu yayın kancasına takılmamak istiyorsanız arkadaşlar aldığınız Garay'ları yani yapmış olduğunuz Garay yatırımlarını arkadaşlar maksimum bak 9'a çıkıyor ya maksimum saat 22.30'a kadar satmanız gerekiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ve telaş etmeyin bak geçen bir tane eventte de böyle olmuştu. Garay'ları aldırmıştım ben size 2200'den. 3K'da tıkanmıştı hatta 2700 2800'e falan tıkanmıştı ama 2 gün sonra 4.5'a çıkmıştı. Hani o yüzden dediğim gibi bekletebilirsiniz yani Garay'lerden hiçbir şekilde zarar etmezsiniz ama her zaman en önemlisi arkadaşlar ilk heyecanda satmak. O yüzden 9 ile 10 arası satarsanız sizlerin çok büyük karı olacaktır. Dediğim gibi isteyen sadece Vertonghen'e yatırım yapar, isteyen sadece Garay yapar ama dediğim gibi Vertonghen'ler zaten hani çarşamba perşembeye kadar artıp satacağınız için Cuma'yı da boş geçirmeyip Garay'ları yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar Garay'larla 2.5, Vertonghen'lerle 2, 5x, İrlandalılarla da 3x yapmıştık. Toplamda 15x katlamış olacağız ve Suarez'e emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şimdi videoda bir tane de bonus coin kasma taktiği göstermek istedim sizlere. Bu da her zaman coin kasmak isteyen küçük bütçeli kardeşlerimiz için güzel bir yöntem. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. PlayStation 4 için söylüyorum. Her konsolda var da tabii onun da nizamını açıklayacağım. Premier Lig, Quality Gold. Ardından buradan maksimum bahane var arkadaşlar. 400. 450 yapabilirsin ama dediğim gibi 450 daha az kar ediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden 400 yapmanızı öneriyorum sizlere. 400 yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde snipe atmaya başlıyorsunuz. Tabii ki de bu el alışkanlığı gerektiriyor. Hemen şöyle dilerseniz hani hemen şöyle bir bak mesela fail oldum. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ben konuşmaya bırakayım odaklanayım çünkü odağım da azalıyor konuşunca. Konuşmaya bırakıp odaklanayım sizler de benim nasıl snipe'ladığımı izleyin. Evet arkadaşlar kapı çaldığı için maalesef ki bir video ara vermek zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi tekrardan kaldığımız yerden edelim devamımızı. Dediğim gibi burayı 400 yaparsanız arkadaşlar snaplamak daha zor ama daha fazla kar edersiniz. Ama 450 yaparsanız arkadaşlar daha fazla oyuncu snaplayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz birazcık deneyelim. Tabii ki de şu anda öğle saati olduğu için birazcık daha almak zor ama mesela hemen bir tane yakaladım abi. 450 coin sen görmüş olduğunuz gibi. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani bunların fiyatı mesela normalde 500 falan. Yani ben bunu 500 baynava koysam şakırt diye gider ama bunu 550'ye koyun arkadaşlar ve her oyuncu başına 100 coin kar ediyorsunuz ama hani bazen gerçekten öyle adamlar koyuyorlar ki buraya arkadaşlarına hakkınız ermiyor. Direkt mesela tak diye koyup 800'e falan satabiliyorsunuz. Mesela bu Mbokani'yi alsaydım 550'ye satabilecektim gibi. Böyle bazen iyi topçular geliyor, bazen kötü topçular geliyor ama mesela bakın Omar Nias 450 coin'e mükemmel bir snipe attım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Omar Nias'a ben ne kadar gidiyor bir bakalım. Civar belli yani maksimum 600'e gidiyor ama siz bunu 550'ye koyduğunuz zaman bu ya Premier Lig'de olduğu için arkadaşlar kesinlikle satılıyor. Yani satılmama gibi bir ihtimali yok. Tek sıkıntısı işte birazcık bazen beklemeniz gerekiyor. O yüzden transfer listenizin boyutunu 100 yapın arkadaşlar. Bunu yaparsanız saatte 10k kasabilirsiniz. Tabii şu anda benim çektiğim saat FIFA'nın en çok server olarak dolu olduğu saat olduğu için sınavlamak birazcık zor oluyor. Ama mesela burada tekrardan 400 coin'e bir tane daha yakaladım. Hemen bakalım Swansea'da oynuyormuş abimiz ne kadara gidiyor. Swansea'da oynayan abimizin fiyatı 750 coin. Mesela görmüş olduğunuz gibi yani hani katladık yani anladınız mı? Mesela bir tane maç yapınca size arkadaşlar normalde mesela şunu şöyle 700 manavdan hemen koyalım. 300 coin geldi mesela bir tane maç yaptığınız zaman size 400 coin veriyor değil mi? Siz buradan 4 tane kötü adam sattınız yani 4 tane diyelim 550'ye sattığınız zaman 100 coin'den zaten bir maçı kapatmış oluyorsunuz. Hani arada da zaten böyle öyle bir adamlar koyuyorlar ki 850'ye giden 750'ye giden mesela az önceki gibi. Mesela bunu sniplasaydım efsane olacaktı. Ya bunu gece denerseniz zaten dediğim gibi tamamen Kurtlar Vadisi. Hani işi olmayan abilerimiz, kardeşlerimiz varsa gece deneyebilirler sniplamak için. Bu her zaman çalışan bir taktik arkadaşlar. Premier Lig fantazisinden kaynaklı bir taktik. Şimdi derseniz ben birazcık susayım arkadaşlar. Odaklanayım birazcık daha videoya devam edelim. Sizler de görün. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ya uğraştık tabii ki de birazcık ve hani öğlen saati olduğu için dediğim gibi zaten FIFA'nın en aktif saati. O yüzden sizlere ricam hani bunu akşam denerseniz sizler için daha olumlu olur ve tekrardan videoda kapı çalıyor. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Sonunda dediğim gibi kapı çalmaları bizim videoyu bitirdi yani görmüş olduğunuz gibi. Mesela bakın mesela burada bir tane daha 450'ye snipe attım. Tabii dediğim gibi tamamen şans mesela hani diyelim sen mesela 500'e gidiyor direkt 500 bit basmışlar 550'ye buy now. Hala ayrı gidiyor zaten bir saatte. Demeye çalıştığım şey şu yani hani bu snipe taktiğini arkadaşlar yani snipe'ın daha doğrusu en kötü şanssızlığı şey oluyor. Mesela Hani adam orada tam bir saat yazıyor ya mesela. Sen bir öyle bir aralığa giriyorsun ki hep böyle koyduktan 5 saniye sonra falan sana düşüyor. O aralığa girince işte abi hiç snaplayamıyorsun. Mesela biz az önce öyle bir aralığa girdik. Bir türlü dikiş tutturamadık. Mesela burada arattın ya diyelim. Burada mesela çıkıyor ya bak. Mesela bu aslında çoktan alınmış adam hani. 2 saniye geçmiş çıkıyor. Biz şu an öyle bir aralığa giriyorsun ki işte mesela bak 400 coin'se falan bunu mesela alsan çok iyi. İşte bunun da taktiği şu arkadaşlar. Mesela burada hata veriyor bak. Oradan başlayınca mesela sıfırdan başlamış oluyorsun. Yani aralığa düşmemiş oluyorsun. Mesela bak direkt tak. O kaza ki mesela alamadık. Çünkü çok fazla kişi deniyor arkadaşlar. Yani burada tamam şu videoda kaçırdıklarım saliselik yani kaçırmalar. O yüzden tabii şimdi bu videoyu siz izledikten sonra herkes yapacağı için birazcık daha zorlaşacaktır. Ama bu hani akşam falan bunu bir canınız sıkılınca falan bir girin yapın abi. Of var ya kayınbirader, amcaoğlu, enişte, elti, baldız, görümce böyle bütün değişik akraba türleri yani bir araya geliyor. Efsane bir snipe oluyor. Tabii snaplayamadım bunu ama dediğim gibi bazen mesela öyle bir şeyler oluyor ki abi 350'ye alıyorsun adam 800'e falan gidiyor. Mesela bunu alamadık keşke alabilseydik. Ve dediğim gibi bir saat sonra kesinlikle hepsi satılıyor arkadaşlar. Yani bunu zaten size deneyince göreceksiniz. Ben bu videoda aldıklarımı da tabii şu an videodan sonra direkt Facebook grubuna atacağım hani satıldı mı satılmadı mı diye insanların kafasında herhangi bir soru işareti oluşmaması için. Ve inanılmaz bir snipe daha geldi. Omar Niyaz 450 coin'si arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aldık. Bu taktik gerçekten müthiş yani ben çok seviyorum. Her zaman da kullanıyorum. Kesin satılsın diyorsanız 500'den koyabilirsiniz. 550'den koyabilirsiniz ama dediğim gibi gidiyor. Tabii ki de satmadan fiyatlara bakın. Mesela böyle birkaç tane var. Stock City'de oynayan Allen'da falan filan. Mesela onlar 700'e 800'e gidiyor. Mesela burada bir abi çıktı o da pahalıya gidiyor. Bournemouth'da oynayan mesela Boruç var. Boruç da pahalıya gidiyor. Bazı abiler hakikaten pahalıya gidiyor arkadaşlar. Zaten şu anda da hala snaplamaya devam ediyorum. Tekrardan bir taktiği dilerseniz bir özetleyelim. Öncelikle çarşamba gününe kadar Vertonghen'leri satıp coin'leri katladıktan sonra arkadaşlar gidiyoruz 84 ve 83 rating'lere yatırım yapıyoruz ama dediğim gibi 84'e yapmak daha mantıklı. Ardından cuma akşamı saat 21.00'da çıkıyor ya o ilk bir saat içerisinde oyuncularımızı satıyoruz abi yolumuza bakıyoruz. EA sen sağa ben sola sonradan arkadaşlar 94'lük Suarez'imizi alıp arkadaşlar arkamıza şöyle yaslanıp derin bir amcaoğlu çekiyoruz yani. Gerçekten arkadaşlar yani elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum sizler de. Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 1000 beğeniden sonra yenisi gelecektir haberiniz olsun. Dediğim gibi izlediğiniz için çok sağ olun. Bu taktiklerle coinlerinizi katlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.